Evet, selamlar. Videoyu şükür kavuşturana diye açıyorum. Çünkü gerçekten şükür kavuşturana. Abi bu nedir ya? 2 ay ya. Beklediniz, 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 beklediniz. Neyse sonunda geldi bu. Pandemi süreci yüzünden bu kadar gecikti sanıyorum. Ama bu paketle de alakalı olabilir. Yani benim şansıma da böyle denk gelmiş olabilir. Çünkü aynı siteden aynı tarihte verdiğim 2 ürün daha vardı. Onlar elime ulaştı. Bu sonra geldi. Yani diğerleri 1 ayda gelmişken bu 2 ayda geldi. Nedenini bilmiyorum. Neyse sonuç olarak artık geldi. Geçmişe dönük konuşmanın çok bir anlamı yok. Şu ayakkabının replikası yani birebir çakmasını inceleyeceğiz bugün. Tabii ki orijinali bende olduğu için kıyaslamasını da yapabileceğiz. Diğer çakma ürün videolarına bakmak istiyorsanız şu yukarıda çıkacak. Hayır, bu yukarıda çıkacak. Oradan diğer çakmalara da bakabilirsiniz. Yenileri de geliyor. Yolda olanlar var. Hadi bakalım açalım. Yes. Paketimiz sağ salim bir şekilde elimize ulaştı. Dışında bir yırtılma vesaire yok. Ama beni şaşırtan kutusuz yollamışlar. İçinde sadece ayakkabı var. Bunun sebebi büyük ihtimal gümrük vergisiyle alakalı bir problem yaşamayalım diye satıcı bu şekilde düşünüp yollamış. Ve sanırım işe yaramış, gerçekten çok düşük bir vergi geldi. Ben çok çok daha yüksek bekliyordum. En azından bir 50 lira keserler diyordum. Ama dediğim gibi bu pandemi sürecinde hiç paketleri açmıyorlar. Direkt 20 lira, 25 lira yapıştırıp yolluyorlar. Hatta 15 liralık kargolar bile geldi elime. Neyse, vergi mevzumuza gelelim. Yine vergiyi patlattılar, geçirdiler, kitlediler. Hangi lafı söylememi istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtin. Şöyle göstereyim ücretini. 8 lira gümrüğe sınma ücreti, damga vergisi 80 kuruş, gümrük vergisi de 13 lira 70 kuruş yazıyor sanırım. Topladığımızda 22 lira 50 kuruş. Bunu hala çok soran oluyor. Gümrük vergisini kapınızda nakit olarak ödüyorsunuz. Yani gümrüğe gitmeniz falan gerekmiyor. Kargo kuryesi size teslim ederken zaten bu tutarı söylüyor size. Onu nakit ödeyip teslim alıyorsunuz. İşten bu kadar. Neyse hadi açalım ya, çok konuşuyorum. Hayda bre. Hop. Bir. Biraz yamulmuş gibi. Hop. İki. Aa, bak bak bak. Adam ya. Bir tane de maske yollamış sağ olsun. Ha, şurada burun teli falan da var. Gayet güzel. Neyse zaten maskem var. Bunu kullanmam. Bu arada ürünün linkini aşağıda açıklama kısmına bıraktım. Oradan satın alabilirsiniz. Yukarıda çıkan videonun son kısmında DHgate'den nasıl alışveriş yapmanız gerektiğini anlattım. Size kayıt olurken veya alışveriş yaparken VAT numarası diye bir şey soracak. 11 haneli herhangi bir sayı girerseniz problem olmuyor. Normalde TC kimliğinizi girmeniz gerekiyor. Bunu her DHgate videosunda söylüyorum ama gerçekten çok kişi yazıyor bana bu VAT numarasını ne yapacağız diye. O yüzden tekrarlamak istiyorum. Burada StockX'in imzasını, kartını falan koymuşlar. Tabii ki çakma bunlar. Burada işte onaylanmış, orijinal bunlar yazıyor. Falan filan. Şimdi evet, incelemeye geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu gördüğünüz ayakkabılar Instagram sayfalarında gördüğünüz orijinal diye satılan çakma ayakkabılar. Onlara niye bu kadar ucuz diye sorarsanız diyecekleri şey şu: işte Nike'ın fabrikasında çıkıyor ama onaylanmadan kaçak olarak işçiler üretiyor. Gizliden bunu piyasaya sürüyorlar, biz alıyoruz, satıyoruz veya işte gümrük malı diyenler var zaten, onlar en büyük yalancılar. Yani bu ayakkabılar orijinal değil, onu söyleyeyim. Evet, çok iyi A kalite replikalar, neredeyse birebirler. Zaten orijinaliyle kıyaslamasını yapacağız. Almaya karar verirseniz diye söylüyorum, Instagram'dan alıp kazıklanmayın diye bu videoları çekiyorum. Evet hadi neyse, incelemeye geçelim. Evet, şu an biraz yamulmuş açıkçası dilleri falan. Bunu biraz düzeltelim. Öncelikle ayakkabılara bir bakalım. Gayet güzel, hoş gözüküyor. Dikişleri olsun, boyaları olsun, şu suni deri kısımlar falan gerçekten kaliteli gözüküyor. Şurada gördüğünüz ızgaraları, bağcıkları, etiketi, içindeki logosu, içindeki etiketi falan her şey gayet yolunda gözüküyor. Alt tabanı da aynı şekilde. Fakat ufak tefek detaylar var. Çakmayla orijinalin arasındaki farkları da nasıl anlayabilirsiniz? Bunları da göstereceğim şimdi. Orijinalini getirelim. Buradaki çakma, buradaki orijinali. Bu orijinal olan ayakkabının da linkini aşağı ekleyeyim. İsteyenler oradan da bakabilir. Şöyle bir başlayalım. Şu gördüğünüz hava tabanları farklı renkte ve farklı boyutlarda. Şu şeffaf kısmı görebiliyorsunuzdur. Onun iç tarafını söylüyorum. Çakma olan da hava tabanları biraz daha kalınca, bunda biraz daha ince ve ufak bir renk farkı var. Arkadaki logo kısmına geleyim. Logoyu şimdi anlamışsınızdır arasındaki farkı.
Bu orijinal olan, bu çakma olan. Orijinal olanda detaylar çok daha belli. Birebir Jordan logosu. Fakat bunda biraz daha üstünkörü bir logo tasarımı yapılmış. Yani mesela şurada parmakları belli değil, burada belli. Şöyle biraz kirli ama kusura bakmayın, alt kısmını göstereceğim. Şu Jordan amblemi orijinalinde biraz daha dışarıda, daha çıkık durumda. Ve şurada görüyorsunuz Jordan işaretinin etrafında böyle boşluklar var. Orijinalinde yok gibi bir şey. Sonra boya detaylarına gelelim. Bakın orijinalde hiçbir boya sıçraması vesaire yok. Bunlar da mesela bakın şu aralarda siyah boyalar var. Griye bulaşmış. Çevresine de baktığınızda orijinal olanda hiçbir hata göremezsiniz. Mesela çakmada şöyle ufak boya pürüzleri var. Yan tarafına geldim. Bakın burada birleştirme izleri var. Çakma olanda var. Orijinal olanda yok. Şu gördüğünüz artık lastik mi diyeyim, kauçuk mu diyeyim, ne derseniz deyin. Bu çok ince çakmada. Şöyle göstereyim hatta. Bakın şunun inceliğini görebiliyorsunuz. Orijinalde bu biraz daha kalın ve sert. Bu kağıt gibi bükülüyor mesela. Bunda biraz daha sert bir materyal kullanılmış. Yine tekrar arka kısmına geleyim. Dillerin arasındaki farkı görebilirsiniz. Bunda biraz daha karemsi gibi. Bunda biraz daha köşesiz, puantiye mi diyeyim artık ne, onlardan kullanılmış. Dil kısmına geldiğimizde de çakmada daha ince bir dil var. Orijinalde biraz daha kalın, etli bir dil mevcut. Bağcıklarına geleyim. Bağcık kalitesi neredeyse aynı. Hatta aynı ya. Fark hiç yok yani. Şu ızgara kısımları ikisinde de aynı yumuşaklıkta. Taban materyaline bakalım. Ayakkabıyı büküyoruz. Orijinalini büküyoruz. Orijinal biraz daha zor bükülüyor mesela. Şöyle şurada kalıyor. Çakma biraz daha rahat bükülebiliyor. Bu arada şöyle bükerken bayağı kuvvet uyguladım yani. Yumuşak değil taban o kadar. Ama orijinalinki kadar sert de değil. Şöyle söyleyeyim, mesela çakmayı çok sert bastırıyorum. Bakın görüyor musunuz? Esniyor böyle yandan. Şöyle göstereyim. Orijinalde mümkün değil öyle bir şey. Yani hareket bile etmiyor. Bu video sayesinde evinizde giydiğiniz bir Jordan marka ayakkabı varsa çakma mı, orijinal mi olduğunu bu videoyla kıyaslayarak anlayabilirsiniz. Bu Jordan'ın Retro 4 modeli. Benim en sevdiğim Jordan serilerinden biri. Hatta bunun aynısı, aynı rengi, aynı tipte arkadaşımda var. Arkadaşımınki orijinal mi? Hiç bakmadım. Bir bakacağım, o kendisi orijinal diye giyiyor. Ben bir ayağıma giyeyim şunları ya. Bu arada çok komik bir şey söylemek istiyorum. Made in Vietnam yazıyor çakma olanın içinde. Bu 44 numara. Orijinal olanın içinde de şöyle görebiliyor musunuz? Made in China yazıyor. Bu da 44,5 numara. Yarım numara daha büyük. Bu arada kalıpları normal kalıp, dar kalıp veya geniş kalıp değil. Ne numara giyiyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Ama çok saçma geldi böyle ters çıkması. Bu arada şunu da söyleyeyim. Nike'ın en çok fabrikası Çin'de bulunuyor. En fazla sayıda fabrikası diyeyim. Geri kalan fabrikaları da zaten Vietnam, Malezya, Endonezya. Bu tarz böyle iş gücünün ucuz olduğu ülkelerde yapılıyor. Evet, hazır mısınız? Evet. Çakmayla orijinal ayakta böyle duruyor. Şöyle yandan da göstereyim. Şaka bir yana, birazdan size kotun altına, eşofmanın altına, şortun altına nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Ayakkabıları giyip yürüyeceğim. Ama öncesinde hiçbir çakma ayakkabı incelemesinde olmayan ayakkabıyı tartma bölümüne geleyim. Ayakkabıda ağırlık çok önemli bir şeydir. Bakalım orijinaliyle arasında fark var mı? Bu bana biraz daha hafif geliyor bu arada. İlk orijinali tartalım. 551 gram. Bu da 480 diyorum. Ama aralarındaki fark 95 gram ve bayağı bir fark var. Ya ele aldığınızda o kadar hissetmiyorsunuz. Evet, bunun daha hafif olduğu belli oluyor ama öyle ütopik bir durum yok. Yani hafif olması hatta biraz daha avantaj gibi bir şey. Ayakkabının hafifi makbuldür. Dur bakayım. Aa! Aa! Bak 551 çıkıyor bu sağ olan. 538 çıkıyor sol taraf. Oha çok tuhaf. Çakmaları kıyaslayalım. Sol 456. Sağ 450. Tövbeler olsun, ne oluyor ya? Neresinden çaldınız oğlum bunların? Neyse lafı uzatmayalım, bir ayağımıza giyelim. Bakalım nasıl gözüküyorlar. Kep 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 k
Evet, görüntüleri izledim ama maalesef dışarıda kullanamadım, deneyemedim. Herhangi bir sportif aktivite yapamadım. Çünkü malum sokağa çıkma yasağı var şu an. O yüzden uzun soluklu bir incelemesini yapamadım. Ama evde 5-6 saat ayağımda durdu. Evin içinde dolaştım. Olabildiğince zıpladım vesaire. Biraz deneyimledim yani. Ama öncesinde bir şey söylemek istiyorum. 100 bin abone özel bir çekiliş yapıyorum. Şurada çıkacak. Videoya giderek çekiliş koşullarını öğrenip siz de katılabilirsiniz. Şimdi bu iki ürünün kıyasına geleyim. Hafif olması çok daha avantajlı bu çakma olanın. Ya gerçekten rahat ettim. Çünkü bu orijinaller bayağı ağır. Bunun hafif olması benim daha çok hoşuma gitti. Fakat iç kısmı biraz daha etsiz bunun. Orijinalinde böyle daha çok materyal kullanılmış içinde. Zaten daha ağır olması da büyük ihtimal biraz daha fazla malzeme kullanılmış olması. İçi rahat ama orijinali kadar rahat değil. Ama hiçbir şekilde rahatsızlık vermez ayağınızı. Spor da yapabilirsiniz bununla. Koku bölümüne geleyim. Herhangi bir plastik kokusu almıyorum. İlk paketten çıktığında bu tarz ürünler çok ağır plastik kokusu gelebilir. O çok uzun süre havasız kalmasından dolayı oluyor. Çıkarttığınızda birkaç saat dışarıda dursun, hemen kendine geliyor. Çoğu Çin ürününde yaşıyoruz zaten bu durumu. İki ürünün linkini de aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum. Bütçenize göre tercih edebilirsiniz. Bu tarz çakma ürünleri seviyorsanız daha çok video gelecek bu tarz ürünler. Çok farklı kategorilerde ürünler getirtiyorum. Eğer takipte kalmak istiyorsan bu ürünleri abone olup bildirimleri açabilirsin. Kaçıyorum artık ben, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.